Tekno Seyir'den merhabalar. Bu bölümde son dönemde piyasaya giren güncel akıllı telefonları değerlendireceğiz. Toplu değerlendirme olacak. Evet, masaya yatırdık hepsini tam kelimenin anlamıyla. Şöyle bir değerlendirme yapacağız. Gelen telefonu sonuçta ofiste hemen hemen herkes kullanıyor, belliyor. Böyle çok detaylı bir değerlendirme yaparsak uzar da uzar. Zaten o yüzden detaylı değerlendirmeler yapıldı. İncelemelerinde yapıldı. Burada hepsini bir çeşit satın alma rehberimsi bir şey yapacağız açıkçası. Evet. Hepimiz ürünlerle ilgili fikrimizi söyleyeceğiz. Evet. En üst tepeden başlayalım fiyat olarak. Xperia Z1. Evet. Burada Z var. Z1 yetişemedi ama fiyat olarak da tepede. 2200 şu masadaki telefonların lideri o. 2200. Levent abi en çok ne hoşuna gitti Z1'de? Ve gitmedi, Z1 şu masadakiler arasında ya da hani burada olmayanları da katabiliriz belki. En hızlı telefon Z1. O rakamlar konuşuyor. Hani bu kişisel bir değerlendirme şeyi falan değil. Benchmarklara göre en hızlı telefon Z1. Z'nin tasarımı bana biraz daha cazip gelmişti. Yani Z1'de biliyorsun bir metal çerçeve falan eklenmiş. Z daha tarafında hala bana yalın bir halde gelmişti. Z1'de Z'ye göre her şeyin iyileştirilmiş olması hoşuma gitti. Mesela işte kulaklık falan konuşmuştuk bunları hep incelemesinde. Evet. Kulaklık artık kapaklı değil. Direkt takabiliyorsun. Denklenşör var falan. Z1'in bence bombası performansı. Telefon acayip yüksek performanslı. Ve hani tasarımı güzel. Evet. Kişisel bir beğeni. Suya dayanıklı. Alıp da Kaptan Kusto gibi denizlerin altına dalmayacaksın ama suya dayanıklı. Üzerine su döküldüğünde bir şey olmuyor en azından. Ama Z1'den de akılda bunlar kaldı. Evet. Hani çıkmadan önceki üzerinde yapılan dedikodular işte 4K video çekecek falan gerçeğe dönüşmedi. Murat sen ne diyorsun Z1'e? Z1 2200 lira olduğunu duyunca yani ben şey düşünüyorum 2200 lira niye vereyim Z1'e? Öyle düşünüyorum. Doğru. Hızı için vermem. Zaten telefonda bu masada yavaş telefon yok neredeyse. Ufaklıkları sağmazsak aşağıyı. O bozuldu şimdi bak. Dolayısıyla orada hız senin dediğin gibi benchmark yapmazsan bir kriter olmaktan çıkıyor. Anlayamıyorsun. Kimde şunda Snapdragon 600 var diyebilecek var mı? Yok. Doğru. Mümkün değil. Hepsi hızlı akıyor. Şimdi şu ses su geçirmeme olayı. Yani onu duyduğun zaman sen böyle işini coşkuyla ah işte bu soruma çözüm geldi diyen kaç kişi vardır? Özkan vardır. O suda yaşıyor bir hayatının bir kısmında ama onun dışında hani suyla bu kadar yani bu kadar önemli mi? Kendini çok ufak bir kesime kilitliyorsun böyle yaptığın zaman. En önemli özelliğin ya da ön plana çıkan özelliğin bu olduğunda. Ama onu ön plana çıkartmıyor zaten. Hani olsun. 2200 lira olmasının sebeplerinden bir tanesi de o ama. Ya sonuçta şöyle diyebiliriz herhalde. Pahalı. 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 Evet. Ekran hayal kırıklığı. Şu masadaki de en pahalı telefon o. Ekran bence hayal kırıklığı. Yani benim gördüğüm en zayıf yönü de ekran herhalde. Onun dışında yazılımları çok güzel. Ben hatta G2'ye onun yazılımlarını kurdum. Kaçak yoldan. Evet, Sony yazılımlarını. Evet, Sony o kısmı. İncelemenin altına da birkaç okuyucu yazmış. Albüm uygulaması çok iyiymiş. Hani kurdum tavsiye ederim gibi. Ya benim kişisel fikrim şu. Z1'in beğendiğim yanı. Kamera performansı, su geçirmezliği. İyi. Ve yazılımları pil ömrü. Benim en çok hoşuma giden ana hatlarıyla bunlar oldu. Ama sen çünkü S4'ün pil ömründen hiç memnun değilsin. Evet ama genel olarak şimdi 3000 miliamperlik pil kullanmayanların genel sorunu günü çıkartamaman. Evet. Şimdi bunda 2500-2600 miliamper pil var S4'te. 3000 arada 400 miliamper var ama neredeyse 2 gün kullanabilir yani hale geldim Z1'de. Evet. Bu şunu gösteriyor. Yazılım optimizasyonunu Sony iyi yapmış. Tabii. Evet. Ekran en zayıf yönü. Fotoğraf ve video konusunda G2'den kesinlikle daha iyi olduğunu söyleyeyim. Şu an en iyi o gözüküyor fotoğraf ve video konusunda. Lumia'yı 1020'ye ayırmak gerekiyor. Oradan. Android tarafında. Evet. Belki hani dediğim gibi ekran en zayıf yönü demiştik. Performansı falan çok yüksek. İşte Sony'nin yazılım paketi bir fark yaratıyor kesin. Ben hani şunu düşünüyorum. Yani kime insanlar marka sever. Hani Sony'ciysen her şeyin Sony ise o olabilir. QX10, QX100 almaya niyetin varsa takım yapmak hep için. Dedim ya o çok güzel bir kılıfı var üzerine doğrudan takıyorsun falan. Onlardan yararlanacaktır. Hani ben her şeyim Sony diyen adam ondan yararlanacaktır. Ama bunun dışında hani yüksek fiyatıyla bir de işte birazcık 5 inç ekranlı telefonlara göre büyük kaldı. Daha büyük. Çünkü rakipler 5 inç ekranı sabit tutup çerçevesini bayağı küçültmeyi başardılar.
Xperia Z hatta Z1'den sonra ufak geliyor eline. Evet. Son olarak şunu söyleyebilirim ben kişisel olarak. Xperia Z iyi bir alternatif haline geldi. Fiyatından dolayı fiyatı şu an. Işte, evet. Fiyatı ondan yüksek kalıyor olabilir mi? Xperia Z yok olmadan acaba Z1'in fiyatının alınabilir seviyeye düşmesi biraz zor ama olabilir. Ama şeyi de söyleyelim. Burada olmasa bile onun hani temsilen Z var. Ya yani gördüğün gibi hani telefon da budur. Yani. Tasarım var. Ya benim telefon anlayışıma çok uygun. Dümdüz bir cam levha. Benim de hoşuma gidiyor bu. Ama bu kişisel bir şeydir tabii ki. İkinci telefona geçelim isterseniz. Fiyattan gidiyoruz. Lumia 1020. Lumia 1020 fotoğraf makinesi. Sonra telefon. O konuda şuradaki herkesi dövecek telefon o. Evet. 2000 lira. Evet 2000 lira. Ama biz ne dedik hesabını yaparken? Bir fotoğraf makinesi. İşte X160 Canon. Artı git 925'i al. İkisi yine bundan daha ucuza geliyor. Evet. Bu bir problem. Bunun çözün. Yani bunu da biraz benim tahminim Turkcell'de satılıyor olması sadece. Hani herkes satsa bir rekabet olsa bir şey olsa aşağı çekecek bir şey olsa belki 2000'in altını görür. Bir de şey kötü. Şimdi daha üst modelleri duyuruldu ya. Şimdi bu 2000 liraysa onlar ne olacak? Değil mi? Daha büyük ama modelleri. Daha üst modellerin fotoğraf yönü daha iyi değil. Değil. Zaten şöyle diyebilir miyiz Murat? Şu masadaki yine telefonlar arasında Z1 dahil fotoğraf kralı 1020. Video ve fotoğraf 1020. Olayı fotoğraf. Bitirmiş evet. Videoya da doğru söyledin. Ama mesela şimdi şuradaki manzaraya bakarsan bak işte o duruşuna bakarsan ayak altı duramıyor. Evet, çünkü evet. Özel bir yapısı var. Soru şu, bu kadar Android varken mesela sen onu alınma sebebin tek kamerası olur. Evet. 925 burada yok olsaydı 925 diyecektik. 925 yani daha doğrusu Windows Phone platformuna sence geçmek için buradaki yani Android'i bırakır mıydın? Windows Phone için. Android'i Windows Phone için Murat şimdi bilgisayar kurduyum falan diyorsan bırakmazsın. Hı hı. Çünkü o Android'deki her şeyi kurcalama işte milyonlarca uygulama her şeyi değiştirme falan. Milyon sayısını attım tabii ama olsun o kadar çok. Şimdi Windows Phone biliyorsun çok kapalı bir sistem ve hani kullanıcıyı böyle oturtuyor. Hani onu pamuklara sarıyor, aman hiç zararlı bir şey, kaka bir şey gelmesin, etmesin ama hiçbir şey de kurcalamasın. Ben diyor seni götürürüm, hiçbir şeye dokunma diyor, hiçbir şey elleme diyor. Windows Phone'da böyle. Ha eğer beklentin oysa, çünkü yıllarca iPhone'da ne oldu? Fotoğraf uygulamasında iki tane ayar vardı. HDR açık kapalı, grid açık kapalı. Şimdi biz çıldırırız böyle bir şey. Evet. Ama kimi adam da diyor ki abi oh ne rahat, hiç düşünmüyorum, çekiyorum, tık tık çıkıyor. Windows Phone biraz öyle düşünenlerin platformu. İşletim sistemi bazında öyle hani çok kurcalayacakları, heyecanlandıracak bir şey yok. Hı hı. Bunu arıyorsan, abi düşünmek istemiyorum, hatta uygulama bile yüklemeyeceğim, içinde gelenlerle ben kullanayım diyorsan Windows Phone ideal. Şöyle, şuna ne diyorsunuz peki? Şimdi mesela biraz önce bir örnek verdik. Şimdi telefon artı fotoğraf makinesi alabilirsin. Yani evet, bu fiyata. Öyle. Şimdi gece çekimi nasıl bir kere? O önemli kriter bu. Gece çekimi halen telefon standardına göre halen kötüyse... En iyi gece çekimi hala onda da. Evet. Sonuçta şunu unutmamak lazım. Bunlar bir telefona iyi çekiyor dediğimiz zaman telefona göre iyi çekiyor. SLR'a göre iyi çekmiyor. Evet. Yani iyi bir kompakt makine göre de kıyasladığımızda sonuçta. Tabii. O da bir kriter. Yani 2000 Doğru. lira o açıdan değerlendirmek lazım. Çünkü Windows platformu hem iOS platformundan gelen hem de Android platformundan gelen adam için uygulama bazında Levent Hanım dediği gibi gayet zayıf kalıyor. Yani evet aradığın her şey olmayabilir oradan geçerken ama sıfırdan başlayan birisi. Mesela iOS deneyimi de yok, Android'in de yok. Şunu ya da çok temel yazılım ihtiyacı olan insanlar için. Yani WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram defteri kapattıysan uygun. Sonuçta şöyle yani Windows Phone'da sadece bir telefon kullanıcısıysan yani tıkır tıkır kullanıyorsun. Burada benim her oradaki şey favorim güzel. 925. Çünkü 1400'ün de altına indi. Değil mi? Şimdi 925 Nokia konusunu öylece kapatmış oluruz. 925 1400 falan fiyatıyla çok iyi. Hı-hı. Çok iyi. Eğer hala hani şey sen ya ben keseme bakarım, fırsat kollarım diyorsan emektar artık bir sene oldu ama emektar oldu. 920 1100 liralara falan indi. Bak fena değil. Yani, ve hani çok da sağlam telefon. Tabii ki, tabii ki ve hani hala geçerliliği var. Yazılımları aynı. İçerik. Henüz bir yazılım farkı oluşmadı aralarında. Fırsat kolluyorum diyorsan bunlar var. Ama benim tabii 920 alacağına 925. Kesinlikle abi hiç yani tereddütsüz. Bir sonraki telefona geçelim isterseniz. HTC One diyelim. Hani fiyat tarafında halen yüksek çünkü. Mini tarafına da değiniriz. Ya S4 mu, HTC One mı ya da S3 mü, HTC One mı derken
Samsung fiyatları çok düşürdü. HTC One hep biraz yüksek kaldı HTC ama. HTC o kadar esnek olamadı. Olamıyor çünkü malzeme kalitesi yüksek. Tabii. Üretim maliyeti ona yüksek. Şimdi bu telefonlar arasında da şu alüminyum kral. Bence de sen buna dedin ama benim için de tasarım bu yani. Yani metal gövdesi hepsine bir farklı bir his atıyor. Veriyor. Evet. Bir fark atıyor bence. Bence çok başarılı. HTC One tabii ki içi olarak bir önceki nesil kaldı. Evet. S4'le birlikte onlar evet. bir önceki krallar. Şimdi bunların üzerine geliyor. Hı hı. HTC'de henüz hani One Max içi olarak aynı onu saymıyorum daha gelmedi. HTC'de daha bir Snapdragon 800'lü bir şey yok. Yok. Fakat yani çok iyi bir telefon. Fiziksel yapısıyla, hızıyla, kullanışıyla çok iyi bir telefon. Pek ucuzlamadı. Hala 1800'lerde falan. 1800 en azından ama özrü güzel bir özür. Yani tasarımı iyi mi? İyi işte. Yani o fiyat farkını hala sattırabiliyor. Kardeşi var. Ya, evet. Küçük kardeşi var. Mini. Ya bu mini furyası mesela benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü mesela bunlar bazı kişiler için büyük telefonlar. Fazla iyi. Yani. Ve mini, HTC One mini o boşluğu iyi dolduruyor. S4 mini ile birlikte. Şöyle. Bir de hani Özkan şey çok köşeden güzel. Köşeden tutup ufaltmışlar gibi. Küçültmüşler işte. Biraz da büyüterek de maksını yapmışlar. Daha gelmedi. Bana yalnız iPhone 5 andırıyor. Vallahi ekranın mini, uzunluğu. Yani boyutu falan her şeyi çok hoş. Tabii hani tek değişen fiziksel yapı değil. Mini'nin donanımı da daha tabii ki düşük. Fakat mini çağrı değerlendirdi mini'yi. Ben de bayağı bir uzun süre kullandım. Mini güzel bir telefon. Daha düşük donanımlı olmasına rağmen hani kullanımı falan da rahat bir telefon ama mini biraz pahalı kalıyor. 1200'lerde. Hmm. 1200 lira... Şimdi S4 mini yani, de fiyat o civarlarda. S4 mini'nin fiyatı o da bence pahalı evet, o zaman. Evet, yani miniler da, pahalı. Miniler biraz pahalı değil mi? Yani keşke 1000'in altı olsa yani süper. Psikolojisinde 999 dendi. Evet. Yani bu çok iyi bir tercih haline gelebiliyor. Evet. Ben şöyle bir kıyasım yapabilirim. S4 mini'yi çok kullandım. Haftalarca One Mini'yi de kurcaladım biraz. Şimdi S4 Mini'de ekran çözünürlüğü falan kötü. Hı hı. Yani baktığın zaman diyorsun ki daha düşük bir modele geçmişim diyorsun. Evet. One Mini'de onu yaşamıyorsun. Çözünürlük iyi. O yüzden karşına böyle hissiyat olarak iyi bir telefon, çıkıyor. Doğru. Evet. Fotoğraf kalitesini bilmiyorum. Doğru. Ama HTC One S4'ün gerisindeydi. One Mini'de muhtemelen Yani ama kötü de o kadar da kötü değil yani. Evet. S4 demişken Samsung'dan devam edelim. Ben S4'ü kullanıyorum halen. Kırıldı da. Hani ayrıca bunun şeylerini yapacağız. Kırma deneyimlerini neler yapacağız. Oldu? Evet. Şimdi S4 ile ilgili şunu söyleyebilirim ben. Şimdi o taraftaki yazılım ekosistemine alıştım biraz. Şimdi Android Android ama tuşların yerinden işte hangi tuşa çift basarsan ki sistemin davranışı değiştiği için o tarafa biraz adapte olmuş gibiyim ben. Şimdi orada ne oldu? HTC One kullandım işte. S4 Mini geldi yine eskiye dönmüş gibi oldu. Xperia Z1 kullandım hı-hı. biraz. Şunu fark ettim. Şimdi S4 fiziksel olarak falan bence iyi. Güzel. Yani plastik malzemesi kalitesizliğini bir kenara koyarsak ince. Onun dezavantajı elinden kayıyor, düşüyor maalesef. Z1'den S4'e geçince S4 ufak geldi. Aynı ekrana sahip olmalarına rağmen. HTC One'a geçince bazı kullanıcılar mesela HTC'nin yazılım aracını daha çok beğeniyor. Mesela güncellemeler çıkmıştı, güncellemiştim ama daha sonra tekrar çıkardı HTC. Bir takım sorunlar yaşamıştım, biraz geri durdum. Ama HTC Butterfly geldi. O yazılım sorunları gitmişti. Birden o taraftaki ekosisteme de iyi alıştım. Fiyatıyla beraber şu anda S4 1400-1500 lira civarında düşünülebilir bir telefon. En böyle... çarpıcı fiyat düşüşleri ve en hızlı fiyat değişimleri Samsung'da oluyor değil mi? Evet. Samsung'da. Yani çıkıyor çok hızlı bir şekilde fiyatı değişmeye başlıyor. Bir de orada böyle hani kanallar çok galiba. Piyasaya ürün süren kanallar çok galiba. Bir de galiba. Levent abi Samsung bunun bir sürü şeyini kendi ürettiği için fiyatı daha rahat belirliyor. Bir de S4 o dönemin yani bir önceki neslin diyelim Z1'in Z HTC One ve S4'ün ilk çıkan model olduğu için biraz da piyasadaki hakimiyetini kullanıp bence rahat fiyatlandırma yaptı. Şu anda fena değil. Ha aktif versiyonu var bunun S4 aktif biraz daha suya tuzu karşı dayanıklı ama yapılan testlerde çok iyi gözükmüyor gördüğümüz kadar. Bize gelmedi bilmiyoruz. Farklı modeller var. Zoom Umbrella var. Zoom gibi. Yani, o da o Zoom inşallah buraya gelmez yani. O zaman fotoğraf makinesi. 1020'nin şey büyümüş hali. Yok. Fotoğraf makinesi aslında. Telefon değil yani o. Facia bir şey. Bu segmentte bence S4 ailesindeki en mantıklı ürün S4.
Fotoğraf kalitesi falan fena değil bence. Note 3 yok burada. Fakat Note 3'ü de ben tek bunlarla şey aynı kategoride görmüyorum. Note 3 bambaşka. Yani onun bir kere olay ekran. Tamam süper hızlı falan bir telefon ama ya o özel bir şey. Hani orada büyük ekranı istiyorsan zaten o şeye bakacaksın. O kategoriye bakacaksın. Çok bunlarla o yüzden ben karşılaştırmıyorum. Doğru. Evet. Ha, çok hızlı o da. Tabii canım. O hardware'ı falan o 3 GB bellek bildiğim kadarıyla canavar bir şey o ayrı. Note 3'le birlikte başka bir şey hayatımıza giriyor olacak bizim. Aksesuar, akıllı telefon. Mesela onlarla daha iyi senkronizasyon onlar hayatımıza giriyor. Note'un kalem özelliği var. Bunların hiçbirinde kalem yok, onun içinden çıkıyor falan. Evet. O da gelecek, ona da bakacağız. Evet. Note 3'e. G2'ye geçebiliriz isterseniz. Olur. Ya ben G2'yi şeyden çok farklı görmüyorum Samsung'dan. Mesela hani uzaktan göstersen evet. Tasarım çok benziyor. Tasarım çok benziyor. Ya bu Samsung dese, ya birisi bunu tanımıyorsa bunu Samsung zanneder. Evet. Çok net bir şekilde ama bence G2 S4'ün düzgün yapılmış hali. Olay da şu arkadaki değil mi? Şöyle ki ben bu tasarımı, S4'ü de sevmiyorum, bunu da sevmiyorum. Kayan cins plastiği sevmiyorum. Ben farkını vereyim, ben gideyim HTC'nin malzemesini alırım. Bunu alır almaz yapacağın ilk iş, onu da öyle, bir tane kaymayan kılıf bulmak. Düşürüyorsun çünkü çok net bir şekilde. Onun dışında ama bu zarif. Çünkü Murat, şu incelik inanılmaz. Evet, incelik. Çerçevenin inceliği inanılmaz yani. Yani o kasaya sığan en büyük ekran şu anda LG'de G2'de. Kesinlikle. 5.2 inç dedirtmiyor sana pek eline aldığın artı zaman. Artı ben hani sözünü kesiyorum, hani Z1 tamam performans kralı falan dedim de bu da hemen arkasında. Öyle. Yani öyle arada açık fark falan da yok. Ayıramazsın ki mümkün yani, değil. Benchmark programlarının sürümleri değişir. Bu öne çıkabilir. Mümkün. Bunun da performansı çılgın. Bunun olayı şu. Şuna ne diyorsun işte. Bu telefonun olayı şu arkadaki düğmeleri. Yani tabii evet. O alışılması zor bir şey. Konuşurken çok güzel oluyor. Çünkü şu parmağının altında hakikaten ama diğer her uygulamada bir arıyorsun. Burada neydi aşağı yukarı hangisiydi bir arıyorsun. Ben çok tutmadım. Yani şu olabilirdi. Hani onlar orada olduğu için ince diyenler var. Değil. Sen sonuçta başlangıç tuşunu yukarıda alabilirsin. Ekrandan çıkar. Onun ince olmasının sebepleri başka şeyler. Onun içinde kullanılan hani kablolama bile farklı bir ekranın yerleşimi. Şusu busu farklı. Bu bir tasarım. Yani farklı olmak için yapıyor LG bunu. Beceriyor. Farklı oldu hakikaten. Ama kullanımda yani... Ben ilk ekran görüntüsü almak için volüm aşağı ve power'a basıyorsun ya kırıyordum telefonda. Çatır çutur etti. Sonra ama tek parmakla almaya başladım. Fakat zordu. Zordu. Murat fiyatıyla yıkıyor ortalığı. İşte hani en önemli avantajı da o. Değil mi? Biz burada iki tane fiyat kralı var. General Mobile Discovery'e niye şey dedik? Kusurlarını görmezden geliyoruz fiyatı yüzünden. Bunun da kusurunu fiyatı yüzünden görmezden geliyorsun. Alan kişi kapasite konusunda çok kritik karar vermek durumunda. Evet. Yani 16 GB, 32 GB alırsan olacak. 16 içinden 10 çıkıyor. Nasıl idare ettireceksin? Bunda kart yuvası? Yok. Hmm. 32 alacaksın. 32 almakta fayda var. Yukarıya çıkıyor. Bir LG'nin önündeki en büyük şu anda sorun, daha doğrusu kullanıcıların merak ettiği güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi? Evet. Artık kendi yazılımlarını işte biz test ettik. Ben daha sonra da tabii kullanmaya devam ettiğim için biliyorum. Bazı sorunları var. Şu Nokon bile düzgün çalışmıyor. Evet. Bakalım kendi yazılım sorunlarını güncelleyecek mi? Çalışmaz. Evet. Türkiye'de falan öyle LG'nin hep düzeltmediği şeyler var. Fakat 1500 liraya süper. Şu telefonu güncellemesi falan gelmesin abi diye alır o. Snapdragon 800 2.4 çekirdek falan. Abi güncellemesi falan olmasın ver onu bana diye alacak bir sürü adam var. Buradaki en iyi seçenek bence fiyatı nedeniyle bu. Evet. Peki bu pahalı telefon iPhone ayrı bir dünya. Şimdi şey oldu böyle modellerle karıştı. Neredeydik, nerede kaldık şimdi, falan. Şimdi Samsung'ları bitirdik. HTC'leri bitirdik. 625 kaldı. Discovery kaldı, T-Click biraz kaldı. Daha 1000 liranın altına iniyoruz yani Özkan. 1000 liranın altında ilk Discovery'den bahsedebiliriz. General Mobile. Müthiş bir telefon. Sansasyonel. Yani o zaten fiyat performans kralı. Yani TeknoSeyir'de de video izlenme rekoru onda. Haklı. Söylenebilecek hiçbir şey yok. Sonra. Evet. İnceliği, fiziksel yapısı, her şeyi ve 650 lira fiyatı. Gerçekten geldi. 4 GB olması, 16 modeli çıktı. Evet. O bu kadar ucuz değil. Fakat Micro SD kartla çözüyorsun sorununu. Micro SD kartla çözmek ideal bir çözüm değil Event abi. Kendi hafızası kadar hızlı olmayacaktır. Olmaz. Dolayısıyla benim tavsiyem zaten Micro SD de para. Madem öyle bir şey yapıyorsun ver farkını 700'e al. Evet. Fakat bir şey değişmiyor. Fiyat performans da böyle bir telefon piyasada yok. Benim gözüme çarpan şöyle bir şey oldu.
en kolay adapte olduğum telefon benim bu oldu. S4'ten Samsung ara biriminden sonra. Çünkü her şeyi, tuşların yerleşimi, tuş basış şekilleri Samsung'un birebir kopyası. Şu Samsung'da geri tuşu sağda ya, ben mesela hiç alışamıyorum. Burada da öyle. Aynı, aynı, birebir aynı. Ya canım, ona bakarsan G2'nin de bir sürü özelliği Samsung'da. G2'de bu arada o altta inme çıkma sorunu... Ya o şey, ekranda olduğu zaman aslında 5.2 inç sahibi değilsin. Evet, şimdi o şeyden de ufakça bahsedeyim, 5.2 inç ama mesela Chrome'da giderken altta bar çıkıyor. İleri geri tuşu. Dolayısıyla ekran birden hani ölçtük 5 inçle aynı şeye geliyor. Orada hani biraz hile var gibi bir şey diyelim. Şimdi birazcık daha pahalı olarak ama büyüklüğü de falan daha var. 4.7 inç miydi ekranı? Nokia 625 var ama Lumia ya bir yere oturmuyor. Çünkü pahalı, 700-800 lira. 700-800 lira karşılığında ne alıyorsun? Ekran büyük ama çözünürlük yüksek değil. 800'e 480. Evet. Yani ekran büyük olunca çözünürlüğü de büyük. Ekran büyük, çözünürlük küçük. Telefon büyük, pil küçük. Yani hep telefon büyük, hardware düşük. Hı hı. İçindeki hani işlemcisi falan. Dolayısıyla çok insanı zorda bırakan bir telefon. Yani bir şeye oturtamıyorsun. Yani bir ekranın hep büyük olması var. Ama o ekran büyük karşılığında işte işlemci yavaş. O yüzden hele bir de 800 liraya yakın, 700 küsur lira fiyat olunca ben 625'i değerlendiremedim açıkçası. Hani bir cazibesini bulamadım. Bir yere sıkıştıramıyorsun ya o kadar atansın aynen, arasında. Aynen, yani ucuz olsa tamam. Ya ekran büyük diyeceğim ama dediğim gibi ekranımın çözünürlüğünü düşürdükten sonra bir keyfi kalmıyor ki. Ya da oyun keyfi yapacağım diyorum. Hardware'i de düşürdün sen. Ben oyun keyfini de tam yaşayamayacağım. Yani pek rakipleri varken... Fotoğraf falan olarak bir ciddi bir özelliği yok. Hani Nokia'nın işte navigasyon falan klasik güçlü noktaları. Ama 625 pek rekabet şansı yok. Evet. Peki bence aşağıyı konuşalım. Aşağı ve T40 kaldı. Turkcell'in T40'ı 500 lira Özkan T40. Evet. Ya T40'ın esprisi, bir tane esprisi var. Hani faturanla alıyorsun Turkcell'den. Değil mi? Abonesi ucuza da geliyor. Evet, o. Yani orada artık o telefonu değerlendirmiyorsun. Orada o komple bakman lazım. Paket olarak ne sunuyor sana? Tabii T40'ı yani fiyatı değil de hani operatörden beleş, neredeyse beleş olacak fiyata kadar aldığını düşünerek bir de lazım. Şuradaki bütün telefonlarla karşılaştığında T40 farkındaysan ben bir önceki nesilim, hatta iki önceki nesilim diyor. Tip olarak da tipiyle, yapısıyla. Hardware'i falan da çok yüksek değil. Ha, kullanırsın. Güzel güzel de kullanırsın. Yani ben testlerini falan yaptım. Öyle kötü bir telefon değil. Fakat tabii ki rakipleriyle kapışacak bir yanı yok. Sizin söylediğiniz gibi Turkcell'den gelmesi özelliği. İçi de tamamıyla Turkcell'le donatılmış. İşte Turkcell müzik, Turkcell servisleri, Turkcell televizyon falan filan. Hani bir Turkcell dünyasında yaşıyorsan o da bunun aracı, erişim aracı olur. Ya işte teknolojiden çok anlamayan mesela annene, işte babana bir telefon almak istiyorsan hani gidip tarifini ekletip ucuza bir hediye de, hani güzel bir hediye de olur. Bu. Aynen, faturaya taksitleri yansır. Bence zaten bu da senin favorin. Ya benim bayıldığım telefon bu. 350 lira. Aşağı 501. Özkan çok güzel. Yani ufak görüyorsun. Tabii ki ekran çözünürlüğü falan bunların yanında şey olur. Komik kalır. Evet. Hızı mızı şeyi. Bu sistem 40. Artık buna aşağı işletim sistemi deniyor. Sistem 40 falan da denmiyor. Kendi işletim sistemi. Şey var. Yani işte ne bileyim... Twitter'ı, Facebook'u falan sosyal medyası, sosyal ağları var. Fotoğraf çekiyor kendince. Düşük çözünürlükte. Uygulama marketi var falan. Bunun tabii bütün olayı 350 lira olması. Bir de rengarenk, işte çocuğun elinde, çocuğun ilk telefonu falan. Tamam, şeyin farkındayım. Senin elinde bunu gören çocuk onunla pek tatmin olmayacaktır ama hani bir yandan da çocuğa HTC One vermek el babaydın harcı değil. Çocuğun ilk telefonu ya da işte belki senin dediğin gibi yaşlılara falan, gerçi ekranı küçük göremiyorum ben. Göremez. Ya kullanımı nasıl abi, kolay mı? Özkan kolay. Yavaş. Tek fizik, yani şu öndeki ana tuş var. Genel kanalların dokunmatik olarak hallediyorsun. N9'dan, Nokia'nın ölü doğan çocuğu, N9'dan bir şeyler çalınmış. Bu ekranı kaydırma gesture'lar, jestler birazcık çalınmış, buraya aktarılmış. Ya bunların hiçbirinin rakibi değil. Tabii. Ha ama 350 hep fiyatı. Özelliği fiyatı. Yanında mesela şeyi de güzel yakalamış. Nokia yılların kurdu. Mesela
kulaklık kırmızı, kulaklıklar da kırmızı falan. Hmm. Bunlar güzel detaylar, önemli detaylar. Apple bunları hiç kaçırmaz. Bayanların hoşuna gideceği bir detay. Nokia'da tabii yılların kurdu, bunlara, bu tuzaklara düşmüyor. Evet. Mesela diğer markalarda beyaz telefonun yanında siyah kulaklık çıkıyor falan. Şimdi General Mobile Discovery bir olay oldu. Hiç şimdiye kadar öyle bir şey görmedik. Bir fenomen oldu. LG G2 1400 liralık fiyatıyla 500. Yakıyor. Hı hı. Windows Phone'da 925 yine 1400-1500 ile yakıyor. Üst tarafta Z1 mi yoksa şey, ben G2 varken Z1 de... Ben mümkün değil, G2 varken Z1'e bakmam. Ucuza Z ya da. Ucuza Z. Bulursan. Xperia Z fiyatı da galiba. Xperia Z. Ucuza bulursan Xperia Z. Ki hepsinin, yani bu işte şunu saymazsak, performans problemi olmayan telefonlar. Tabii ki, tabii ki. Bir de fotoğraf isteyene 1020 var. Heh, apayrı bir şey. Onun evet. Aksesuarı falan, hatta tabii, şu aralar bedava veriliyor. Bir 625'e hiçbir şey oturtamadık. Boşver. Pek bir şey yok. Burada hiç bahsetmediğimiz iPhone'lar var tabii ki. Ayrı bir dünya ya. 5S, 5C. Elimize gelmedi ki, bilmiyoruz ne olduklarını. Evet. Orada 5 hala mantıklı ama. 5 hala evet olabilir. Cazip bulursan. Evet belki. Ya ben hala şunu söylüyorum. 4S eğer uygun fiyata bulunabilirse hala çok mantıklı. Hı. Hala çünkü güzel değil mi? iOS 7'de de hızlı çalışıyor. Mesela iPhone 4 çöküyor iOS 7'de. Yani tabii. Yetişmiyor. Tabii. 4S iyi. Ufak kibar da, yani ufak bir telefon isteyen orada 4S iyi bir alternatif bence. Evet, iPhone ufak kalıyor artık. Şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi bu sizin iPhone konusunda söylediğiniz şeyle de örtüşüyor. Şimdi telefonlar 6 ayda bir değişiyorlar. Hmm. Ve her yeni nesil performans olarak falan bir üstü bir önceki nesli geçiyor. Şimdi hep en sonuncuyu kovalayacak arkadaşlar çok yorulur. Evet. Maddi olarak, manevi olarak da o telefonlar geldi gitti, aldım sattım. Maddi olarak da çok yorulurlar. Burada her ne kadar işte G2'ler, Z1'ler falan çıksa da ben şunu demek istiyorum. HTC One hala süper bir telefon. Öyle. Xperia Z, Galaxy S4 süper telefonlar. Yani bunları sahip olanlar hiç üzülmesin yenileri çıktı diye. Ya da alacak olanlar uygun fiyatlı bulduğu sürece. Yani hiçbir zaman Z1 fiyatına Z almasın. Ama Z'yi ucuza bulursa da kaçırmasın. Hala geçerliliği olan. Ya zaten ben G2'ye iyi dememin tek sebebi fiyat performans, başka bir şey değil. G2'yi bana 2000'den esatsınlar, yüzüne bakma. Şurada güzel bir fiyata şey olsa, Optimus G olsa, yine o canavar gibi telefon. Burada yok ama evet. Şey hala piyasada var. LG'nin daha önceki telefonları. Hani çok da en sonuncuyu dediğim gibi yakalayacağım diye gece uykularının kaçmasına ya da işte eve ipotek edip telefon almaya falan gerek yok. Hı-hı. Bir önceki nesilde süper. Evet. Diyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki toplu crash testimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.